Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz. Yanımda Barış var, Voodoo West. Merhaba. Bugün sizlere arkadaşlar karantina sürecinde oynayabileceğiniz tam 10 tane ücretsiz oyunu sizler için derledik. Aynen. Bu süreçte abi yapacak bir şey yok. Kimse sokağa çıkmamalı. Bu virüsün en büyük vereceğimiz savaş evimizde kalmak. Evet, süreç. Hashtag evinde kal Türkiye. Bu arada Instagram'da bir arkadaş story atmış. İki tane bir kiloluk pirinci açmış abi. Tek tek saymış her birini. 7958 tane birinde çıkmış. 7889 tane birinde çıkmış. Ya bu duruma düşmek istemiyorsanız bu videoyu seyredin. 10 tane ücretsiz oyunu indirin. Evet abi, kütüphanenizde bulunsun. Saymayın, oynayın abi. Böyle boş işlere girmeyin. Yani evet. Bu karantina süresinde arkadaşlar vaktinizi, günlerinizi doldurabileceğiniz, arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz mümkün olduğunca en iyi oyunları sizler için derledik. Dilerseniz listemize başlayalım. Listemizin 10. sırasında Lara Croft Temple of Osiris var. Bu Lara Croft'un arkadaşlar farklı bir oyunu. Aksiyon macera olarak 3. bakış açısıyla oynanabilen bir oyun. Kısa süre içinde şu anda Steam'de ücretsiz. Evet Emre. İzometrik macera aksiyon oyunu dediğin gibi. Lara Croft Temple of Osiris. Co-op oynanabiliyor. Bulmacalar var. İçinde bulmacalar barındıran bir oyun. Evet, yani güzel bir oyun. Yani evet. Oyun sevenler için gayet keyifli bir oyun. Bir de co-op'ta olması arkadaşlarınızla belli bir süre vakit geçirmenizi sağlayacak. Umarım beğenirsiniz. Ama Steam'deki yorumları çok olumlu değil oyunun. Onu da baştan bir size söyleyeyim. Onundan dolayı da 10. sırada yer verdik. Evet. Geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, listemizin 9. numarasında hepimizin aslında iyi bildiği, çıktığı zaman gerçekten ortalığı kasıp kavuran bir oyun şu anda Epic Games'te ücretsiz store'da. Evet, bunu da karıştırmasınlar abi. Ubisoft'un Uplay'de değil, Epic Games'te ücretsiz. Aynen, Epic Games Store'a giriyorsunuz beyler, oradan bayanlar, store'unuza ekliyorsunuz, kütüphanenize ekliyorsunuz. Oyunu ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. The Watch Dogs arkadaşlar. Serinin The ilk Watch oyunu. Aynen, serinin ilk oyunu. Burada bir bilgisayar korsanı olarak şehirdeki hemen hemen her şeyi hackleyebildiğimiz, Aiden Pierce rolünü canlandırdığımız eğlenceli bir oyun. Open World bir oyun. Epic Games Store'da sunuluyor dediğimiz gibi. Açık dünyada hemen hemen her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz bu tren yolunun ana bilgisayarlarını, ATM'leri, ışıkları, her şeyi hackleyerek oyunda belli başlı görevler var. Onları yapmaya çalışıyorsunuz. Oyunun tarzı biraz GTA'ya benziyor. GTA'ya rakip olarak çıkmış bir oyun. Bir de biraz Hitman. Biraz da Hitman öğeleri de var işte görev yaparken falan. Bazı bulmacalar var. Onu çözerek işte bir yerleri hackleyerek falan. Güzel aksiyon dolu bir oyun. Yani rahatlıkla arkadaşlar bir 3-5 gün başından kalkmadan oynayabileceğiniz. Çok rahat. Ben bitirdim. Başından kalkmadan günde 6-7 saat oynayarak neredeyse 2-3 günde bitirmiştim ben bu oyunu. Ben de oynadım biraz ama bitirmemiştim. Bakalım bu karantina döneminde herhalde bitiririz. Evet. Tamamdır arkadaşlar. O zaman listemizde 8. bölüme doğru geçiş yapıyoruz. Geçelim 8'e. Başla. Evet arkadaşlar, 8 numaraya geldik. 8 numarada Stanley Parable. Bize ters bir kelime. Söyleyemiyoruz. 2013'te çıkan bu macera ve keşif oyunları tarzında bir oyun arkadaşlar. 2013'te de birçok ödülü almayı başaran keyifli bir oyun. Aynen öyle. Bayağı ödül toplamış bir oyun. Yani denemediyseniz, gözden kaçırdıysanız şu karantina döneminde sizin için oldukça güzel bir oyun diyebiliriz, alternatif. Bu oyunda birçok seçeneğiniz var. Burada macera keşif hikayeyi takip edebilirsiniz. Hikayeyi istediği gibi yönlendiriyor oyuncular. Bu tarzı seviyorlarsa mutlaka denesinler. 2013'te bayağı ödül toplamış dediğin gibi. Epic Games'te şu anda ücretsiz. 24'üne evet, kadar Games galiba oldu. Bu da. Aynen, bir an önce bunu da kütüphanenize eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz keyifli oyunları oyun. Sevenler oynasın abi. Aynen. Yani mutlaka deneyin bence de. Hem çok fazla bir optimizasyon sorunu da yaşamazsınız. Yok. Oldukça da hızlı bir, en azından bir 20 saat 30 saat vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Evet, aynen öyle.
Geçelim, bunu da geçelim. O zaman tamamdır. 7 numaraya geçiyorum. Evet arkadaşlar, 7 numarada Head Snatchers adlı oyun var. Steam'de ücretsiz şu anda. Çok şeker bir oyun yalnız. Evet, bizim de çok ilgimizi çekti. Yakın zamanda bununla ilgili Twitch'te de oynamayı da düşünüyoruz. Platform tarzı, arkadaşlarınızla online veya evin içinde ailenizle beraber split screen'de oynayabileceğiniz keyifli bir oyun. Son kim ayakta kalacak tarzında. Çeşitli platformlarda keyifli oynanıyor. Bayağı bir platformları var. Keyifli. Ayakta son kim kalacak? Ya bu oyunun bir şeyi de vardı aslında. Bir saniye abi. Human Fall Flat tarzı bir oyun. Evet. Ya bu aslında benim o tarzı Xbox'ta deneyenler ve sevenler. Evet. Xbox oyun vardı abi. Böyle pandalar, ninjalar falan vardı. Böyle kaymalı zeminlerde oynuyordun. Birbirini aşağı atmaya falan çalışıyordun. Oyunun adını hala bulamıyorum. Bilen varsa bu arada yoruma yazsın arkadaşlar. O tarzda benim bayağıdır aradığım aslında tarzda bir oyun. Bunu mutlaka Barış'la beraber canlı deneyimleyeceğiz, evet. Kanalında deneyimleyeceğiz abi. Karantina döneminde evet evet atarız. Karantina döneminde bayağı güzel bir alternatif olacak. Ailecek arkadaşlarıyla insanların oynayabileceği güzel bir oyun. Evet, şu anda Steam'de ücretsiz. Listemizin 6 numarasına geldik arkadaşlar. 6 numarada Deylan isimli eğlenceli bir oyun bizi karşılıyor. Bu oyun maceralı ve rol yapma tarzında Sandbox öğeleri de içinde barındıran eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde çiftlik kurma, craft sistemi, building sistemi barındıran eğlenceli bir oyun Emre. Bu şey zamanında, yani, karantina zamanında yine bu da zaman geçirebileceği arkadaşlarımızın güzel bir oyun. Evet, çok fazla bir bilgisayar özelliği istiyor da değil. Yani bu oyunda şöyle söyleyeyim, bir dünya var ve bu dünyanın içerisinde işte building yaparak, farm yaparak şu an görüyorsunuz zaten. Yani bu hemen hemen her bilgisayarda kaldırabilecek bir oyun. Şu anda bu oyunda Steam'de ücretsiz arkadaşlar. Bunu da hemen kütüphanenize ekleyerek eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Özellikle craft, build box, işte böyle yani bir şeyler yapmayı seven, bir şeyler üretmeyi seven, farm yapabileceğiniz, çiftlik kurup işte bir şeyler yetiştirebileceğiniz tarzda bir oyun. Size bu bir dünya veriyor ve bu dünyanın üzerinde bu öğeleri kullanarak kendinizi geliştiriyorsunuz. Keyifli bir oyuna benziyor. Bu tarzı seven arkadaşlar mutlaka değerlendirin yani. Arkadaşlar, listemizin ortasına geldik. 5 numaradayız. 5 numarada bizi Risk karşılıyor. Son dönemlerde bu Türk yayıncılarının bayağı bir oynadığı Risk. Eskiden biz board game olarak bilirdik bunu. Allah belasını versin bu oyunu. Ne oldu, kötü anılarım var herhalde. Ya ne kötü anısı abi. Arkadaşlarla birbirimizi flamelediğimiz, dost mu düşman mı ne olduğu belli olmayan arkadaşlarımızı çözebildiğimiz bir oyun. Evet, biraz eğlenceli ama. Ya, günün sonunda birbirinize düşman olabilirsiniz, onu söyleyeyim ya. Lost dediğiniz sırtınızdan vurursa şaşırmayın abi. Risk böyle bir oyun. Ama oldukça da güzel vakitte geçireceğiniz bir oyun. 4 evet, kişiye evet kadar beraber oynayabiliyorsunuz artık. Hatta daha da fazlasına kadar beraber oynayabiliyorsunuz. 35 yaş üstü oynamasın, özellikle tansiyon sorunu olanlar filan. Yani şimdi şu anda oyun zaten Steam'de full ücretsiz yayınlandı. İçinde satın alınabilir öğeler var, yeni haritalar falan filan. Ama bunu da mesela ücretsiz listemizde 5 numaraya aldık. Listemizin de ortasına gelmiş olduk. 4 numaraya ince ince geçelim mi Barış? Geçelim abicim, hadi. Tamamdır. Evet, gir. Evet arkadaşlar, listemizde 4 numaraya geldik. İlk ben bir keçiyim. God of Duty trailer'ı da arkada. Barış, istersen trailer'ı da oynatalım. Unutmuşum onu da. Arkadaşlar, biz bu oyunu dün deneyimledik ve inanın çok eğlenceli bir İnanılmaz oyun. İnanılmaz eğlenceli bir oyun. Yani öncelikle giriyorsunuz, keçinizi seçiyorsunuz abi. Belli haritalar var. Keçinize çeşitli işte görsel değişiklikler, kozmetik değişiklikler yapıyorsunuz. Haritada silahlar falan var böyle. Acayip eğlenceli bir oyun olmuş. Çok eğlenceli değil mi ya hakikaten? Ya şu tiplere bakar mısın? Videoya daldım. Resmen daldım. Çünkü oynadıkça da oynayası geliyor insanın. Bayağı eğlenceli bir oyun. Ya çok eğlenceli. Yani farklı modları da var. İşte birbirinizi ittirip denize lava attığınız modu var. İşte veya silahları toplayıp bir modu var. İşte bir tanesinde rengeyi oluyor. Bir tanesi koşarak herkesi öldürüyor. Sen onu öldürürsen rengeyi oluyorsun falan. Cidden bu karantina döneminde kafayı dağıtacak,
eğlenceli bir oyun istiyorsanız God of Duty sizleri bekliyor. Zaten bot simülatörü biliyorsunuzdur. Oradaki keçinin silahlandığını düşünün. Aynen böyle bir oyun. Güzel bir oyun. Oldukça da güzel bir oyun. Geçelim abi. Tamamdır. Listemizin 3. sırasına geçiyoruz. Evet Emre, geldik 3 numaraya. Daha önce senin de deneyimleyip oynadığın ve hatta kanalımızda videosunun da bulunduğu, inceleme videosunun evet, da bulunduğu. Hatta şu an sağ üstten kartlardan videomuza evet, ulaşabilirsiniz. Builders of Egypt Prology. Eski Mısır'da geçen Prology. Prologue. Eski Mısır'da geçen şehir kurma oyununun demosu niteliğinde kanalımızda tabii, videosunda bulabiliyorsunuz. Evet. Ama oyun çok güzel olmuş Barış. Yani videoyu izleyen arkadaşlar da görecek. Nil Nehri'nin yanında çok güzel bir kent kuruyorsunuz. Yavaş yavaş geliştiriyorsunuz. Prologue'da tabii birçok şey kapalı. Yani işte bu adını siz söyleyin. Military yani askeri base açma olayları yok. İşte ne bileyim şeyler yok. Barış trailer arkadakini biraz daha ileriye alırsan arkadaşlar oyunu biraz daha detaylı görsünler. Birçok şey de eksik. Fakat oldukça da keyif verici bir oyun. Şehrinizi tam anlamıyla kuruyorsunuz, yollar yapıyorsunuz, işte kuyular yapıyorsunuz, ne bileyim tapınma yerleri yapıyorsunuz, balık avlama tesisleri falan filan. Ve diğer Mısır Nil Nehri'nin etrafında kurulan medeniyetlerle ve şehirlerle trade yapabiliyorsunuz, ticaret yapabiliyorsunuz. Oyunda para yok, para yerine ekmek geçiyor falan, çok keyifli. Dediğim gibi sağ üstten karta tıklayarak bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu da en azından tabii çok uzun süreler olmasa da bir 3-5 saat keyif verecek ücretsiz olarak Steam'den deneyimleyebileceğiniz bir oyun olarak listemizde 3. sırayı aldı. Evet geçelim 2. sıraya. Evet baba oyunlara geçmeye başladık artık. Evet baba oyunlara geçmeye başladık. 2. sıraya hemen geçelim. Evet listemizin 2. sırasına geldik. Football Manager 2020 bu işte uzmanımıza bağlıyorum sizi. Emre yani, orada mısın? Yani benim için oyunların en kutsalı, senelerdir Championship Manager serilerinden beri oynadığım, canlı Twitch yayınlarında, YouTube kanalımızda, sağda solda kartları yine bırakıyorum. Sürekli serilerini çektiğim, devamlı oynadığım, hatta oyun hayatında benim için çok önemli bir yer tutan Football Manager 2020 ayın 25'ine kadar ücretsiz arkadaşlar. Hemen videoda görür görmez tıklayıp Steam'den hesabınızı ekleyip 4 gün boyunca bu keyfi sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Evet. Oyun farklı yerlerde de zaten 25 TL gibi bir fiyatla sunuluyor. 100 TL gibi bir fiyatla indirimle sunuluyor. Yani futbola merakı olan, menajerliğe merakı olan kişilerin mutlaka ve mutlaka deneyimlemesi gereken harika bir oyun. Bu arada yine kartlardan Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçelim bir numaraya. Bir numara zirve. Başlıyorum. Evet listemizin zirvesine geldik. Zirvede bir numarada bizi Call of Duty Warzone karşılıyor. Warzone'la ilgili ben tabii topu artık bu işin uzmanı olan Barış'a bırakıyorum. Abi sadece bizim listemizin değil dünya genelinin herhalde bir numarasında bayağı bir hype'landı oyun. Hype'lanmasının nedeni de kendi içinde bulundurduğu zaten dinamikler. Yani vuruş hissiyatından tut. Ne bileyim haritadan. Neydi? Black Ops. Onda, Call of Duty Black şeyde, Ops. Ney? Beni oyunla şey çok etkiledi. Yani Plunder modunun, Battle Royale modunun farklı farklı olması, sıkıldığınızda onu oynamanız. Yani mesela biz seninle Plunder moduna girip böyle çatıya inip. Biz ondan hoşlanıyoruz. Sürekli. Evet. Adam stekliyoruz yani. Hani evet. Çok da eğlenceli oluyor. Oyunu ben çok beğendim arkadaşlar. Oyunun bir diğer özelliği de optimizasyona çok vakit harcamışlar. Çok emek vermişler. Yani bilgisayarınızda oyunun çalışması için gerekli her şeyi yapmışlar adamlar. Dolayısıyla hani benim bilgisayarım kötü ben bunu oynamayayım falan filan diye düşünmeyin. Yo, düşük rezolasyonlarda, düşük görüntü ayarlarında oynayabilirler. Her arkadaşımız oynayabileceği yani ortalama bir bilgisayarın kaldırabileceği özellikleri optimize ederek sağlamışlar. Gayet güzel bir oyun. Free to play yani olması da bir de şey yapıyor Barış. Yani her bilgisayarda özel bir optimizasyon seçeneği de açıyor. Evet. Call of Duty Warzone'la da listemizi artık bitirdik. Sevgili Barış, karantina oyunlarımız top 10 listemizi bitirdik. Bundan sonra artık size girip bu oyunları bir an önce kütüphanenize ekleyip oynamak düşüyor. Evet. Bizi takip etmeyi, kanalımızı beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi
unutmayın. Abone olun bize. Abone olun, ne olur Ecük'te.